Fırat'a? Acele et, çıkmamız lazım Hatun. Paşa Hazretleri, hepimize büyük geçmiş olsun. Büyük geçmiş olsun, öyle mi? Adamlar burnumuzun dibine kadar giriyor, tuzak kuruyorlar ve senin bundan haberin olmuyor. Böyle mi tedbir alıyorsun? Gereğini yaptım paşam. Keşif yapıldı. Lakin bir şekilde sızmışlar. Mustafa Paşa. Paşam. Gayri güzergahımızın emniyetinden sen mesulsün. Emredersiniz paşam. Sana gelince İskender Çelebi, bundan böyle atımın ayağına taş dahi değse, bunu senden bilirim ona göre. Dışarı! Yakalayın şunu. Demek kaçıyordun. Sultanım. Bu vaziyette bile sana karşı merhametli oldum Nikar. Fakat benim sabrımı zorlama. Şu anda alırım canını. Alın o vakit. Alın canımı kurtulayım. Dayanamıyorum artık, öldürün beni. Kim yardım etti sana? Sultanım. Cevap ver bana! Madem duymak istiyorsunuz, söyleyeyim. İbrahim Paşa beni buradan, sizin elinizden kurtarmaya çalışan İbrahim Paşa'dır. Neden biliyor musunuz? Çünkü beni seviyor. Yıllardır birlikteyiz. O evi de bana İbrahim Paşa aldı. Nigar. Dışarıda kaldığı gecelerde benim yanımdaydı. Siz onu mutlu edemediniz. Ama ben ettim. Benim yanımda mutluydu. Alın şunun kellesini. İşin bitmedi Nigar. Öyle acılar çekeceksin ki ölmek için yalvaracaksın bana. Götürün şunu. Kapatın. Shh.
Şehzadem, şehzadem bağışlayın beni. Allah'ım sen bana yardım et. Şehzadem, evlatlarım var, onları yetim bırakmayın şehzadem. Bağışlayın beni şehzadem, bağışlayın. Bir karar vermekten daha zor olan bir şey varsa o da kararından dönmektir Mustafa. Bu bazen zafiyettir, bazen de meziyet. Dur! Bir Cihan Sultanı olarak kararınızın ölüm olacağını söylemiştiniz. Kendimi sizinle eş tutup aynı kararı veremezdim. Şehzadem. Saltanat dedikleri ancak cihan kavgasıdır. Şehzadem, ben de sizi bekliyordum. Yalnız bırak beni. Mahidevran Sultanımızdan bir haber geldi o yüzden. Vazifesinden azledilmişler. Haremi artık Hürrem Sultan idare edecekmiş. Validem nasıl? Sıhhati yerindeymiş çok şükür. Fakat bir hayli üzülmüşler. Yakında buraya gelecekler. Anlayacağınız şehzadem, Hürrem Sultan yine yapmış yapacağını. Ne güzel bir gün. Ne aldın? Nereye beni görmek istedin? Sana verdiğim yetkiler haremin idaresiyle alakalıdır. Has odanın değil. Buraya kimin girip kimin çıkacağına sen karar veremezsin. Hele ki yasak koymak hiç kimsenin haddine değildir. Sana kim ne anlattı bilmiyorum. Fakat ben yanlış... Sana hiç kimselere nasip olmayan bir hayat bahşettim. Zira bunu hak ettiğine inanıyorum. Şayet bu inancımı kaybedersem... ...o hayatın içinde ben olmam Hürrem. Mahsus yapıyorlar. Seni benden uzaklaştırmak istiyorlar. O hatunu bu yüzden yolladılar sana. Süleyman. Gülfem azlini istedi. Ben de kabul ettim. Yerine Afife Hatun'u çağırdım. Afife Hatun da kim? Afife Hatun benim süt annemdir. Trabzon'dan gelecek. Rahmetli validem kadar çok severim onu. Tecrübesiyle herkese yol gösterecektir. Sabah hünkârımızla görüştüm. Emir vermişler. Afife Hatun geliyor. Güzel. Aklınızla bin yaşayın sultanım. Hürrem'in hakkından ancak Afife Hatun gelir. Gelir gelmesine de. Hürrem de o kadar kolay lokma değil. Eğer ondan kurtulmak istiyorsak... ...daha akıllıca davranmamız lazım. Keşke burada kalabilsem. Hürrem'in acılar içinde kıvrandığını görmek isterim. Sen oyalanmaya devam et Mahidevran. Bakarsın. Gerek kalmaz gitmeye. Sultanım sakin olun. Anne ne oluyor? Esma, Gülşah neredesiniz? Çabuk buraya gelin. Esma! Buyurun sultanım.
Şehir ittifakı harekete geçti. Onlar istedi bunu. O yüzden geliyor bu hatun. Kim geliyor sultanım? Ne diyorsunuz siz? Afife hatun geliyormuş hünkârımızın süt annesi. Eyvahlar olsun. Ne? Dayelerin dayesidir o. Valide sultanımız bile çekinirdi ondan, ne dese yapardı. Eşyalarımı toplayın. Gidiyoruz. Nasıl, nereye gidiyoruz? Laf emeği kirletmeyin bana! Derhal toplanın. Çabuk! Paşa Hazretleri, sandık sizin için getirildi. Ne sandığı, nereden çıktı bu? Hünkârımızın size hediyesiymiş paşam. Bırakın, çıkın dışarı. Senin gözlerinde korku var Margot. Sadakatin huzuru yok. Benden sakladığın, gizlediğin, sır tuttuğun her neyse seni güçlü yapmaz İbrahim. Seni korkak yapar. Sana ne dedim Hürrem? Bu daire boş kalacak demedim mi? Sultanım, son hadiseler canınızı bir hayli sıktı. Biraz uzaklaşıp dinlenmenizde fayda var. Benimle alay mı ediyorsun sen? Haşa. Ne haddimi? Derhal boşalt bu daireyi. Bağışlayın. Fakat burası artık benim dairem. Delirdin mi sen? Karşında Hatice Sultan var. Sen mi akıl vereceksin bana? Yıllardır başkalarının arkasına sığınıp durdun. Şimdi sıra Hatice Sultan'a mı geldi? İkiniz de çıkın. Sultan. Çıkın dedim! Siz de. Herkes çıksın. Beni iyi dinle Hürrem.
Bir kez daha söylemeyeceğim. Hemen şimdi bu daireyi boşalt yoksa... İhanet acısı sizin yüreğinizi karartmış. Gözünüzü öfke bürümüş anlıyorum. Bir kadın olarak yerinizde olmak istemezdim. Ağır çok ağır. Senin canını alırım. Hiç durmayın sultanım. Nice ölümlerden döndüm. Yine dönerim. Ama siz sultanım... artık iflah olmayacaksınız. Bu ihaneti duymayan kalmadı. Nereye gitseniz... artık peşinizden fısırdılar gelecek. Bir gün senin de hakkında konuşacaklar Hürrem. Alay edecekler seninle. Neden biliyor musun? Çünkü hünkârımız başka bir hatuna aşık olacak. Hayal kurmayın. Dünyada öyle bir hatun yok. Yaşamıyor. Köle başı ne kadar? Köle başı 300 altın. Hepsi birbirinden sattı bunların. Acem diyarından, saraydan bile gelen var. Çok dedin, çok. Ucuz ne versen onları göster. Gene çarı, çürüğü, toplucan anlaşılan. Hadi hadi uzatma da göster. Şş, sen gel. Saraydan yolladılar bunu. İşini görüyorsa al götür. Adın ne senin? Konuşsana hatun. Adın ne senin? Firuze. Madem hiç kimseden korkun yok. Madem hiçbir hatun seninle baş edemez. O halde neden engel oluyorsun hatunların gelmesine? Hünkârımızın başka kadınlara ihtiyacı yok çünkü. Fakat arzu ederseniz İbrahim Paşa için hazırlayabilirsiniz malum. Hatunlara pek düşkün. Yılan dilli. Arsız! Sen kim oluyorsun da benimle böyle konuşmaya cüret ediyorsun? Dairemden çıkın. Ben değil, sen çıkacaksın. Az evvel attığınız tokadı unutacağım sultanım. Zira bir kadın olarak yaşadığınız acıyı anlıyorum. Acı nasıl bir haldesiniz? Sıradan bir kalfanın koskoca bir sultanın tercih edilmesi utanç verici. Laflarına dikkat et Hürrem. Sakın beni suçlamaya kalkmayın sultanım. Nigar-ı Paşa'nın koyuna ben sokmadım. Söylediklerim harfiyen uygulanacak. Anlaşıldı mı? Hadi bakalım. Gülşah. Buyurun sultanım. Dairemin tadilatıyla kim alakadar olacak? Ben olacağım sultanım. Arzu ettiğiniz bir şey varsa... Elbette var. Seni zevkine bırakacak değilim. Destur! Sultan Süleyman Han Hazretleri. Mah. Benim ay yüzlü sevgilim. Nasılsın? Sayenizde çok mesudum. Hediyemi gördün mü? Gördüm, evet. Muhteşem bir at. Tam istediğim gibi. Ama binip gezemedim hala. Yarın av köşküne götüreceğim sizi, orada binersin. Yaşasın. Annen nerede?
Burada değil. Valide Sultan'ın dairesine taşındılar. Kadınlar hisseder öyle değil mi? Ama sizin ruhunuz bile duymadı yıllardır. Bu çok acı. Uykunuz ne derinmiş öyle. Paşa'nın nikara olan büyük aşkını göremediniz. Aşk değil. İbrahim hala beni. Kendinizi kandırmayın kıymetli sultanım. Paşa sizi artık sevmiyor, arzulamıyor. Kalbi size karşı soğumuş bir defa. Aşka kapılıp gitmiş. Şimdi hangi ateşinizle yakacaksınız onu çok merak ediyorum. Bakışlarınızın farkında mısınız? Sönmüş. Gidip aynaya bakın. Paşa sadece mevkiini muhafaza etmek için yanınızda duruyor. Ne söylersen söyle. Ne yaparsan yap. Benim canımı daha fazla yakamazsın. Lakin ben senin canını yakarım. Hem de öyle yakarım ki küllerini dahi bulamazlar. Rahmetli validenizin, sevgili kocanızın ve daha nice düşmanlarımın yapamadığını siz mi yapacaksınız? Güldürmeyin beni. Seni güldürmeye niyetim yok. İbrahim'den kurtulmak istiyorsun. Fakat ben buna müsaade etmeyeceğim. Ne demek bu? İbrahim'i boşamaktan vazgeçtim demek. Bu işi değiştirmez ki. Neticede hünkârımız... Hünkârımız... Bu kararı bana bıraktı. Zira bu benim hayatım. Ha, ne hayat ama. İbrahim Paşa, Nigar Kafa, bir de çocuk var. Artık hep birlikte saadet içinde yaşarsınız. Kes sesini Hürrem. Sizi en başta ikaz etmiştim. İsterseniz susarım. Kimse bilmez demiştim. Keşke o vakit kabul etseydiniz. Böylece onurunuzu ayaklar altına almazdınız. Sultanım. Geldiğin yeri unutma Hürrem. Sen kim? Onurdan bahsetmek kim? Sarayınıza gidin sultanım. Nigar Kafa'nın yanına gidin. Zira ondan öğreneceğiniz çok şey var. Mesela paşayı nasıl avucunun içine almış, nasıl meftun etmiş kendini. Biraz kadınlık öğrendin ondan. Hürrem! Ama gidemezsiniz öyle değil mi? Yüzüne bile bakamazsınız. Zira o zavallı kadının şişmiş karnı size hakikatte aykırıyor. Yeter artık, kes şunu. Bırakın konuşsun. Ne derse desin. Beni kararımdan vazgeçiremeyecek. Boşanmayacağım. Ayrıca bu dairede kalacağını da sanma. Hünkârımız buna asla müsaade etmez. Sen neden buradasın peki? Neden annenle gitmedin? Benim burada kalmamı istedi. Daha doğrusu ben çok istedim. Annem de bana tahsis etti. Burası artık benim dairem. Mehmet abim dairesi kadar büyük değil. Taşlığı da yok. Ama olsun, böyle de güzel. Tabii bir hayli değişiklik yapmam lazım.
Yarın av köşküne gideceğiz. Hazırlığını yap. Bu üçüne ne istiyorsun? 600 altın. Etmez o kadar. Olmaz ağam. Kaç gündür benden yiyip içiyorlar. En fazla 400 altın veririm. Oldu madem. Al hayrını gör. Biraz işim var. Bu gece kalsınlar, yarın gelip alırım. Tamam. Merak etme sen ağam. Hadi eyvallah. Eyvallah. Al bunları, götür yerlerine. Geç şöyle. Geçsene hatun. Dokunma. Ben kendim giderim. Ne oldu? Oylandın mı? Şşt! Uğraşma hatunla. Hadi. Yürüyün hadi. Hadi sen de. Hiç pes etmeyecekler. Şimdi de Hatice Sultan karşıma çıktı. Sultanım, keşke acele etmeseydik. Üzerinize gelmek için daireyi bahane edecekler. Bırak şimdi daireye sümbül. Hatice Sultan, İbrahim'i boşamaktan vazgeçti. Eyvallah olsun. Ne yapacağız şimdi? Bir hal çaresine bakacağım. Destur! Sultan Süleyman Han Hazretleri! Hünkârım. Dışarı çık. Hünkârımız öğrenmiş. Gereğini yapacaktır. Hiç zannetmiyorum. Böyle düşünmem için yeterince sebebim var. Haklısın. Lakin bu hep böyle devam edemez. Sultanım, İbrahim Paşa'mızı affetmenize çok sevindim. Evet, en doğru kararı verdiniz. İbrahim'i affettiğimi kim söyledi? Ben sadece boşamayacağım dedim. Sırf Hürrem için yaptım bunu. Hain emellerine ulaşmasın diye. İbrahim'e gelince onu asla affetmeyeceğim. Bu daireyle alakalı kararın malumun, öyle değil mi? Süleyman. Sualime cevap ver. Evet, biliyorum. Öyleyse gaye nedir Hürrem? Ne yapmak istiyorsun? Hususi bir gayem yok hünkârım. Ben evlatlarımın rahatı için buraya taşındım. Mavi devran geçmek istediğinde karşı çıkmıştım. Doğru, evet. Çünkü Valide Sultanımız yeni vefat etmişti. O gün karşı çıkmanın tek bir sebebi vardı. Bunu ikimiz de gayet iyi biliyoruz Hürrem. O halde engel olmasaydın, Mahir'e falan geçseydi daireyi. Ben bu daire boş kalacak dedim. Hala aynı fikirdeyim. Derhal boşalt daireyi. Hayır, boşaltmayacağım. Ben nasıl has odaya karışamıyorsam, sen öyle demiştin bana. Sen de hareme karışamazsın. Haddini bil Hürrem. Bazen karşında kimin olduğunu unutuyorsun. Sen de öyle Süleyman. Eğer beni buradan çıkartırsan, haremden de çıkartman gerekir. Çıkarsın o halde.
Acele edin biraz. Yürüyün hadi. Lazım. Görmüyor musun halini? Biraz su ver bize. Yürüyün dedim. Su ver. Ölü bir hatun işine yaramaz. Hadi kalkın, yolumuz uzun. Hadi! Ne vakit gitmişler Af Köşkü'ne? Bizden az evvel çıktılar. Ben de duyar duymaz geldim yanımıza. Sultanım, bağışlayın. Fakat başka çaremiz yok. Daireden çıkmanız lazım. Hayır. Geri adım at. Yoluna girdi derken başa döndük. Hatice Sultan da boşanmaktan vazgeçti. Dilimi tutamadım. Bir çuval inciri berbat ettim. Olan oldu artık. Kendinizi suçlamayın. Asıl ben İbrahim Paşa'yı düşünüyorum. Vallahi geri dönerse eskisinden de kuvvetli olur. Bu atla Manisa'ya kadar gidebilir miyim? Elbette şehzadem. Siz isteyin, dünyanın öbür ucuna götürür sizi. Dünyanın öbür ucuna değil. Mustafa abimin yanına gitmek istiyorum. Çok özledim onu. Mehmet'im, aslan parça, üzülme. Yakında görüşeceksiniz. Ne vakit bineceğiz ata? Rüstem ağa. Siz buyurun istirahat edin hünkârım. Ben derhal atları eyaletiyorum. Âlâ, gel. Baba. Söyle Ayparça. Annem neden gelmedi bizimle? Başka vakit gelir. Ses ver. Ne oldu yine? Biraz oturayım. Dinlenmesi lazım. Hiçbir şey yok. Kaldır şunu. Hayır. Bu halde gidemez. Afife Hatun'a da haber gitmiştir. Eli kulağında yakında gelir. Bu Afife akıllı bir hatun mudur? Hem de nasıl? Vallahi şeytana pabucunu ters giydirir. Favkul beşer. Güzel. Aptal hatunlarla uğraşmaktan sıkılmıştım. Hadi okunma. Aferin sana hadi. Arabayı durdur. Ne oldu ki? Durdur. Kalk lan hadi. Bırak. Kalk hadi kalk. Siz de kalbinize kalktın. Kalk. Hepimiz yorulduk. Ne yapıyorsunuz sen be hanım? Yazık değil mi hatunlara? Niye eziyet ediyorsun? Karışma sen. Hadi kalk. Dur hele dur dur. Kim bu hatunlar? Satın aldım onları efendi. Hepsi benim kölem. Artık değil. Ben alıyorum. Satılık değil onlar. Var git yoluna. Bana bak. Sen benim kim olduğumu bilmiyor musun? Bana ne kim olduğundan çekil. Behimelav! Sen kim, bana dokunmak kim? Karşında koskoca harem ağası var. Vallahi şuracıkta kelleni uçururum da on duymaz. Bağışla ağam, bilemedim. Yoksa böyle şey... Kes kes! Ne istiyorsun bunlara söyle.
Onlar bana lazım ha. Satmayacağım. Kaça aldın söyle. İki mislini veririm. Hünkârımız kendi zırhını mı yolladılar size? Muaç'ta darbe alan zırhı. Manası nedir? Ölümle arasındaki mesafeyi unutmamak için muhafaza ediyordu. Şimdi aynı şeyi benden istiyorum. Elbette bir asker olarak ölümün hatırlatılmasından gocunmam ben. Fakat bir dost olarak. Bağışlayayım paşam, fakat o kadar da kötü bir şey değil bu. Öyle mi? Neden zırh giyeriz paşam? Nasıl bir sual bu şimdi? Ben söyleyeyim paşam. Ölümden korunmak için. Öyle düşününce hünkârımız sizi kendi zırhıyla korumak niyetinde. Fakat kararı size bırakmış. Zırhı giyip giymemek sizin elinizde. Ne vakittir dostlarımızdan korunmak için zırh giyer olduk biz batrakçı? Paşa Hazretleri hoş geldiniz. Paşam, bu beyler... Peşe fasını geçelim sana paşa. Burada birbirini tanımayan var mı? Güzel. Malumunuz üzere Tahmas ve onunla birlikte hareket eden herkese karşı harp ilan ettik. Burada huzurumda bulunan beylerin Sultan Süleyman Hanımıza olan bağlılığından hiçbir şüphem yok. Devletimize olan yüksek hizmetleriniz her türlü tebrik ve takdire şayandır. İnanıyorum ki ve öyle de umuyorum ki hizmetlerinizden doğu seferimizde de faydalanacağız. Bundan şeref duyarız Paşa Hazretleri. Lakin yaşadığımız sıkıntılardan dolayı size malumat vermek isterim. Elbette. Zaten bu sebeple çağırdım sizi Ahmet Bey. Herkes eteğindeki taşları döksün bir bakalım. Kimin ne sıkıntısı var bugün bu mecliste sona erecek. Efendi Hazretleri, Azerbaycan Valisi Sulama Paşa geldiler. Ulama Paşa, hoş geldin. Gözümüz yollarda kaldı. Halep'te sizi bekliyordum. Mektubunuzu alır almaz geldim. Nedir mesele? İbrahim. Onun bu sefer de başarısız olmasını istiyorum. Öyle ki... hünkârımızın ve askerlerin gözünde hiçbir itibarı kalmasın. Sıkıntılarınız tarafımca malum oldu. Mustafa Paşa. Paşam. Beylerimize eşit miktarda dağıtılmak üzere 20 kere 100 bin altın tahsis edilsin. İlaveten beylerimizin hususi olarak belirttikleri her ihtiyacın karşılanmasını sağlayın. Emredersiniz paşam. Paşa Hazretleri, müsaadenizle bir hususu dile getirmek isterim. Daha evvel de bizlere birçok sözler verildi. Üstelik bizzat hünkârımız tarafından. Ancak sıkıntılarımız giderilmedi. Bu yüzden birçok bey Şah Tahmasp'a sığındı. Zira Şah Tahmasp verdiği tüm sözleri yerine getirdi. Onları ihya etti. Evvela... bir yanlışı düzeltelim. Hiçbir Osmanlı beyi Tahmasp denen o adama... Şah ünvanıyla hitap edemez. Ben bunu bir dil sürçmesi olarak kabul ederim. Ve hatta bağışlarım da. Fakat bağışlamayacağım bir şey varsa... o da... hiçbir Osmanlı beyi... hünkârımızla Tahmasp'ı mukayese edemez.
gökyüzünde nasıl bir tek güneş varsa, yeryüzünde de bir tek imparator vardır. O da Sultan Süleyman Han'dır. Başka bir söyleyeceği olan var mı? Güzel. Eğerlerini iyice kontrol edin. Destur! Sultanım. İskender Çelebi'ye ulaştır. Emredersiniz sultanım. Rüstem Ağa. Buyurun hünkârım. Mehmet'le Mihrimah'a refakat et, atlarına binsinler. Elbette hünkârım. Hayırdır Sümbül Ağa? Kim bunlar? Hürrem Sultan'ın emriyle getirdim. Yolda görünce acıdı hallerine. Başka yere götürseydin ha. Şunların hallerine bak, nasıl alırız? Of, yesinler. Sanki sen geldiğinde prensestin. Hadi götür şunları hamama. Bir güzel yıkasınlar, paku temiz. Muayene etsinler, üst baş versinler. Hadi. Geldim çünkü seninle konuşmak istiyorum. Ben söyleyeceğimi söyledim Hürrem. Senin için canımı verdim Süleyman. Fakat sen bana bir daireyi çok görüyorsun. Mesele daire değil Hürrem. İsteseydin sana saraylar yaptırırdım. Emri vakı yaptığım için kızdın. Biliyorum, haklısın da. Fakat niyetim bu değildi. Eğer şimdi o daireden çıkarsam, haremde alay konusu olurum. Mevzu bahis olan itibarım. Bunu daha evvel düşünmeliydin. Adı ne bunun? Bu at sizin sultanım. Siz ne derseniz o. Uzun yele olsun. Uzun yele. Güzel isim koydunuz sultanım. Yürü bakalım uzun yele. Hadi. Ben kararımı verdim Hürrem. O daireyi bu gece boşaltmış ol. Beş evladının annesine bunu mu reva görüyorsun?
Şimdi saraya dön Hürrem. Ve sana söylediğimi yap. Aksi takdirde neticelerine katlanırsın. Ne olacak Süleyman? Beni zorla mı çıkartacaksın? Eski saraya mı yollayacaksın? Yoksa Edirne'ye mi? Hürrem! Pek sıskaymış bunlar ya. Kızlar, gürültü yapmayın. Hadi işi biten çıksın. Ay parçam, iyi misin? Ağrın var mı? Ayağım. Bu kan? Ağaç dalları kesmiş sultanım. Rüstem Ağa, nasıl olur bu? Derhal malumat ver. Bağışlayın hünkârım, ben... Onun suçu değil baba. Yılan çıktı önümüze. At ürkmüş, koştu birden. Rüstem Ağa yetişmeseydi düşecektim. O kurtardı beni. Sağ ol Rüstem Ağa. Hakkını nasıl öderiz? Haşa sultanım. Bu benim vazifem. Rüstem Ağa. Sana bir can borcum var. Dile benden ne dilersen. Bir isteğim yok hünkârım. Sağlığınıza duacıyım. Söyle arabayı hazırlasınlar. Saraya dönüyoruz. Emredersiniz hünkârım. Gelmişim. Yavaş. Hatunların karnını doyurun. Nerede yatacaklar? Taşla alın şimdilik. Sonra bakarız. Nedir bu? Hiç. Hiçbir şey. Ne dövmesiydi o? Ne oluyor orada? Hiç. Biz konuşuyorduk öyle. Konuşmayın. Kalkın hadi. Tamam yeter. Giyin şunları üstünüze. Mihrimah. Sevgili kardeşlerim. Nasıl oldun? İstirahat etmemi söylediler. İyiyim ama. Attan düşmüşsün. Attan düşmedim Selim. Dallara takıldım sadece. Bensiz gidersen olacağı bu. Ahın tuttu değil mi? Ben sana öğretirim, düşmezsin bir daha. Düşmedim diyorum size. Ne güzel, derslere de gitmezsin. Dairemin tadını çıkarırım ben de biraz. Boşuna heveslenme. Validem geri dönecekmiş. Ne dedin sen? Öyle söylüyorlar. Babam izin vermemiş. Mehmet! Kardeşim doğru söylüyor. 3 günlük saltanatı sona erdi. Olamaz. Destur! Sultan Süleyman Han Hazretleri. Mihrimah. Güzel kızım, ağrın sızın var mı? Sultanım. Sultanım, hareme almamı istediğiniz hatunlarla alakadar oldum. Birazdan yerlerini ayarlayacağım. Bir görseniz berbat haldeler. Vallahi üzerlerinden çıkan kirleri... Bırak şimdi onları. Hünkârımızı ikna edemedim. Bu gece daireyi boşaltmamı istedi. O halde toparlanalım. Olmaz. Bu
gece kötülerden birini seçmeye mecburuz sultanım. Sultanım. Ne oldu Gülşah? Hatice Sultan Saray'a taşındı. İbrahim Paşa gelene kadar burada kalacakmış. Bir bu eksikti. Ne oldu halacığım? Neden ağlıyorsun? Hiç. Eğer ağrım varsa? Daireyi elinden alacaklar ya, ona ağlıyor. Mihrimah. Ben burayı çok sevmiştim. Burası benim dairem olacaktı. Ama annem dönecekmiş buraya. Üzülme halacığım. Sana da başka bir daire tahsis edilir. Olmaz. Ben burayı istiyorum. Babacığım ne olur müsaade edin, burada kalayım. O zaman Hürrem'e başka bir daire tahsis edilecek. Hatice'm. Bağışlayın, manasız şeylerle canınızı sıktım. Geç yine. Geç. İşiniz gücünüz çene. Adın ne senin? Clara. Clara. İyi. Bak senin yerin orası. Hadi yerine git. Sen? Ben? Adın ne adın? Nadia. Nadia. Nerelisin sen? Nereden geldin? Memleket neresi? İyi neyse. Bak, senin yerin orası. Bak, Clara'nın yanı. Haydi. Haydi geç. Evet. Bir sen kaldın. Senin adın ne? Firuze. Firuze. Nerelisin? Sümbül Ağam. Ay Sümbül kadar taş düşsün başınıza. Ne var? Şeker ağam sizi çağırıyor. Allah'ım. Bensiz bir iş becerse şaşarım zaten. Hadi. Bak senin de yerin şurası. Git yerine. Kavga gürültü istemiyorum ona göre. Haydi. Firuze. Müsaade edersiniz hünkârım. Bizzat sizin kararınızda o dairenin boş kalması. Hatice'm. Yaşadığın hadiseler seni ziyadesiyle üzdü. Bunları da düşünüp kendine daha fazla yorma. Bilhassa senin uzak durman istiyorum. Bunun kabul edilemez olduğunu söylemiştiniz. Nasıl öfkelendiğinize ben şahidim. Ne oldu? Bu Hürrem'le benim aramda Hatice. Aldığım kararları seninle tartışacak değilim. Altın saçlı meleğim. Ne oldu yani? Daha ne olsun?
Hünkârımız Varya Sultan'ın dairesinde kalmama izin vermiş. Sahiden mi? Evet. Dile benden ne dilersen. Ne dilersen mi? Makoç oğluyla evlenmek dışında tabii. Sen yaparız o halde. Bunları düşünme şimdi. Yeterince vaktin olacak. Annen olarak sana söz veriyorum. Kimi seversen, kimin için kalbin çarparsa onunla evleneceksin bir gün. Söz mü? Söz. Rahmetli validemiz size defalarca anlattı. İbrahim, Mahidevran hepimiz anlattık. Ama görüyorum ki ne olursa olsun bizi dinlemeyeceksiniz. Hatice. Hürrem bir hançer hünkârım. Sizin ve hanedanımızın sırtına... Laflarına dikkat et! Sana olan sevgim söylediğin her şeye tahammül edeceğim manasına gelmez. Hünkârım. Bizi yalnız bırakın dedim. Hünkârım mühim bir haber geldi. İbrahim Paşa ile alakalı. Türkmen süvarileri Diyarbakır yolunda pusu kurmuşlar. Son kadeh-i sakı bana mestane desinler. Uslanmadı gitti gör o divane desinler. Kadehini burada doldurmadı her kişi. Bundan böyle bu meclise meyhane desinler. Yık gönül evini. Koma taş üstüne bir taş. Sen yap onu, eller ona virane desinler. Gönlünle başkasının sureti neye yarar? Reva mıdır Kâbe'ye puthane desinler? Yahya'nın sözleri olsun hep bir aşk sırrı. Dostlar duyup başkasına söyleme desinler. Paşa Hazretleri! Kimindir bu şiir? Taşlıcalı Yahya'nın bir şiiri paşam. Taşlıcalı Yahya. Taşlı. Ben daha haber hiç duymadım. Sen duydun mu Matrakçı? Duydum paşam. Lakin pek takip ettiğimi söyleyemem. Hiç kimse takip etmiyor zaten. Ne dedin? Hiç kimse takip etmiyor zaten dedim. Adın ne senin? Yahya paşam. Ama Taşlıcalı derler bana. Sen benimle alay mı edersin? Paşa paşam, olur mu öyle şey? Alın bunun kellesini. Paşam? Paşam benim öyle kötü bir niyetim... Dur, dur. Bu şiirlerin devamı var mıdır? Var paşam. Bir yere getir, okumak isterim. Eğer beğenmezsen, o vakit gerçekten alırım kelleni. Ne oldu Taşlıcalı? Rengin atmış. E, su getirin. Yık gönül evini, koma taş üstüne bir taş. Sen yap onu, eller ona virane desinler. Hiç fena değil ha Matrakçı? Bir hayli kabiliyetli olduğunu duymuştum paşam. Fakat ne kadar itibar edilir bilemem. Sebep? İskender Çelebi'nin himayesindeki şairlerden biri. Her taşın altından çıkıyor Deyus. Ulama Paşa'dan haber var mı? Halep'te karşılayacak bizi paşam. İyi. Bölgeyi en iyi bilen o. Acem diyarı ile alakalı fikirlerimi onunla da paylaşmak istiyorum. Kurulacak devletin başına onun geçmesini mi istiyorsunuz? Kudretli bir han lazım Matrakçı. Sultan ünvanını taşıyabilecek biri. Bağışlayayım paşam fakat öyle biri yok.
Altyazı M.K.